İsra suresi gecenin bir kısmında kalk diyor Cenab-ı Allah peygamberimize. Bak biz de gecenin bir kısmında kalktık. Sana ait nafile olarak onunla Kur'an'la namaz kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazları kılıyordu. Sünnettir. Gece namazları, gece işte bu vakitlerde kalkıp namaz kılıp yatmak. İnşallah gece namazları. Ve de ki Rabbim, şeytanın Allah'a sınırım, beni girilecek yere doğru bir girişte girdir ve çıkarılacak yerden doğru bir çıkarışta çıkar ve katından bana bir sultan, bir kuvvet ver ve de ki hak geldi, batıl yok oldu, hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Hak geldi, batıl yok oldu. Kur'an, Kur'an'ın inmesi, peygamberimizin peygamberliğini ilan ettikten sonra İslam'ı yayması, İslam'ın nurunun dünyaya kaplamasına işaret ediyor. Ayrıca hak geldi, Mehdi geldi. Mehdi geldi, batıl yok oldu, deccaliyet yok oldu. Hiç şüphesiz deccaliyet yok olucudur anlamına da geliyor ayet. Bir de 81, Mehdi'nin çıkış tarihi. Ebced'i de tam. Ebced'i de tam uyuyor inşallah. Doğru bir girişte girdir ve doğru bir çıkarışta çıkar. Peygamber Efendimiz madde aleminden nur alemine giriyordu. Nur oluyordu bütün vücudu. Ondan sonra vahiy geliyordu. Cismaniyetten sıyrıldıktan sonra yani bütün bedeni nur oluyordu. Sonra yeniden cismaniyete bürünüyordu inşallah. İnsanın bedeni nur oldun mu artık meleklerle görüşebilir. Yani o özel bir haldir. Allah'ın velilerinde ve peygamberlerde olur. İnşallah. Beden tamamı nur kesilir. İnşallah. O haldeyken Cebrail, Mikail, İsrafil'le, meleklerle görüşebilir insan. Cin alemiyle rahatça bağlantı geçiyor ama bunu her beden kaldırmaz. Allah vermesin yani. Çok ağır gelir birçok insan. Çok şey olur. Çok şiddetli heyecanlanabilir, sarsılabilir. Onun için bir sultanla, bir mürşitle girilir ve bir mürşitle çıkılır. Kur'an aynı zamanda bu konuya da işaret ediyor inşallah. Yani madde olmaktan çıkmak, madde olmaktan çıkıp nur haline gelmek. Orada işte Hızır'la görüşürsün, sohbet edersin, sana anlatır, doğrudan ders verir. Bediüzzaman'da olduğu gibi, Said Nursi Hazretleri'nde zaman zaman bedeni üstadın nur kesiliyordu. Kendi odasına çekiliyordu, odasını kapatıyordu. Talebenin girişi yasak oluyordu o şeyde, odasına. Orada bir manevi hale giriyordu, yekaze haline. Derin bir vecd içindesinde Hazreti Hızır'dan, ruhanilerden ders alıyordu inşallah.